Merhaba arkadaşlar, sayı problemleri test 3 ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda bir ip yukarı gösteri şekli iki farklı durumda eşit parçalara ayrılmış. Bunda x artı 30 tane 35 santimlik parçalara ayrılmış. Burada x tane 50 santimlik parçalar. Ve bu ikisi aynı ip olduğuna göre o zaman x artı 30 tane 35 santimlik parçalar, x tane de 50 santimlik parçalar. Şimdi bunları düzenleyelim. Öncelikle şöyle yapsak, sadeleştirsek 5'e böldük 10, 5'e böleceğiz 7. Düzenlediğim zaman 7x artı 210 eşittir 10x gelecek. 3x eşittir 210'dan x değerimiz buradan 70 geldi. Bize ipin uzunluğunu sormuş. Herhangi bir tarafını kullanabiliriz. Burada x yerine 70 yazarsam eğer 70 çarpı 50'den dolayı buradan da cevabımız nedir? 350 olacaktır. 3500 olacaktır. 3500 santimetre burada. Bize metre olarak sorduğu için 2 tane sıfır attım ve cevabım D geldi. İkinci sorumuzda bir tel birinci durumda 5 eşit parçaya, ikinci durumda 8 eşit parçaya ayrılmış. Ve birinci durumdaki her bir parça, ikinci durumdaki her bir parçadan 3 metre daha uzun. İkinci durumdaki her bir parça x metre olursa diğeri x artı 3 olacak. Ve birinci durumda 5 eşit parçaya bölündüğü için 5 çarpı x artı 3 dedim. Burada da 8 çarpı x geldi. Düzenlediğimiz zaman 3x eşittir 15'ten x değerimiz de buradan 5 oldu. Bize telin boyunu sormuş. Herhangi bir tarafını kullanabilirim dediğim gibi. 8 çarpı x yerine 5 yazdığımız zaman 8 çarpı 5'ten 40 metre geldi. Üçüncü sorumuzda yukarıda planı çizili olan sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa tüm sıralar doluyor. Şimdi x tane sıra var. İkişer ikişer oturduysalar o zaman nedir? 2x kişi olacaktır. 2x sınıf mevcudumuzu verdi. Üçer üçer otururlarsa x tane sıraya üçer üçer otururlarsa 3 sıra boş kaldı. Şimdi 3 sıranın boş kalması demek normalde bir sıraya 3 öğrenci oturuyorsa 3 sıra boş kaldı. O zaman 9 tane öğrenci eksik. O zaman sınıf mevcudu 3x eksi 9 diyebiliriz. İkisi de sınıf mevcudunu verdiği için eşitledim. Buradan x değerimiz 9 geldi. Sınıf mevcudunu sormuş. Herhangi bir tarafını kullandım. 2x'ten de x yerine 9 yazdığımız zaman cevabımız 18 geldi. Dördüncü soruda bir sınıfta öğrenciler sıralara üçer üçer oturduklarında iki sıraya dörder dörde oturduklarında dört sıra ihtiyaç kalmıyor. Şimdi x sıra sayısı olsun. Üçer üçer oturuyorlarsa o zaman 3x sınıf mevcudu olacak. İki sıraya ihtiyaç kalmıyor demiş. Şimdi bir sıraya üçer üçer oturdular ve iki sıraya ihtiyaç kalmadı. O zaman iki sırada normalde 2-3 tane öğrenci olacaksa şu an 6 tane öğrenci sınıfta o zaman yok diyebiliriz. Yani 3x eksi 6 bize sınıf mevcudunu verdi. Aynı şekilde sıralara 4'er 4'e otururlarsa 4 x tane sıra var. 4x oldu o zaman 4'er 4'e oturduklarında ve 4 sıraya ihtiyaç kalmıyor. Bir sırada 4 öğrenci olacağına göre 4 sıraya ihtiyaç kalmadığı için de o zaman 16 çıkarttığımız zaman bu da bize aynı şekilde sınıf mevcudunu verdi. Düzenlediğimiz zaman x eşittir buradan 10 gelecek. Bize sınıfta kaç sıra olduğunu sorduğu için de cevabımız 10 geldi. Beşinci sorumuzda bir bakkalın kasasında gün sonunda yukarıdaki sayısal veriler doğrultusunda madeni para birikmiştir. Bu paraların toplam tutarı 12,75 TL olarak verilmiş. Buna göre x'e soruyor. Şimdi madeni paranın tutarı 50 kuruş 30 eksi x tane var. O zaman bunu TL'ye çevirerek yapalım. 30 eksi x tane 1 bölü 2 50 kuruş 1 bölü 2 TL yapar biliyorsunuz. Aynı şekilde artı diyorum toplam parayı hesaplayacağız. 25 kuruş madeni parada adedi x. O zaman x çarpı 25 kuruş da nedir? 1 bölü 4 TL yapacaktır. Bunun tamamının 12,25 olduğunu söylemiş. Düzenlediğimiz zaman burasını 12,25 geldi. Paydalarını eşitlediğimiz zaman burada 15 eksi x bölü 4 eşittir 12,25. X bölü 4'ü karşı tarafa alıyorum. 12,25 diğer tarafa aldığım zaman 2,75 eşittir x bölü 4 gelecek ve x değerimiz de buradan 2,75 ile 4'ü çarptığımız zaman cevabımız 11 gelir. 6. sorumuzda bir restoranda porsiyon 12 TL ve 15 TL olan yemeklerden 24 porsiyon sipariş edilmiş. O zaman şöyle diyelim, 12 TL'lik porsiyondan x tane sipariş edilmiş olsun, 15 TL'lik porsiyondan da y tane y porsiyon sipariş edilmiş olsun. Ve toplam sonuçta bu bize neyi verecek? 12x artı 15y dediğimiz zaman toplam tutarı verecek, fiyatı verecek. O da nedir? 315. 24 tane porsiyon sipariş edildiyse o zaman nedir? X artı y, bunlar porsiyon sayılarıydı. Bunun da bize 24 olduğunu söylemiş. Şöyle yapalım şimdi. Burasını yok etme metodunun eksi 12 ile çarparsam eğer 12x'ler gider.
Buradan eksi 12'den dolayı 3y eşittir. 24 çarpı 12'den de burası 200, eksi 288 gelecek. Çıkardığımız zaman da 27 olacağına göre y buradan 9 gelecek. Bize zaten 15 TL'lik kaç porsiyon dediğine göre biz 15 TL'lik y porsiyon demiştik. O yüzden cevabımız 9 gelir. 7. sorumuzda Kubilay 5 hafta boyunca her gün oğluna ya 8 TL ya da 5 TL harçlık veriyor. Şimdi oğlunun aldığı toplam parayı da vermiş bize. 5 hafta boyunca her gün dediğine göre bir haftada 7 günden toplamda 35 gün harçlık vermiş. Şimdi 8 TL'lik ve 5 TL'lik. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Mesela X gün 8 TL, Y gün 5 TL vermişse eğer 8X artı 5Y bize bu nedir? Toplam harçlık tutarını verecektir. O da 235 TL. Ve X artı Y yani toplam gün sayısı nedir? 35 olacak. Yine yok etme metodu yapacağım. Eksi 5 ile çarptım. Y'ler gitti. Buradan 3x kaldı. Eksi 5 ile 35'i çarptığımız zaman buradan 175 gelecek. Eksi 175 çıkarttığımız zaman da 60 olacak. X değerimize buradan 20 geldi. Bize 8 TL'lik kaç harçlık dediğine göre 8'i x gün demiştik zaten. O zaman nedir? 20 gün 8 TL'lik harçlık verilmiş deriz. Cevabımız E şıkkı olur. 8. sorumuzda Kerem ile Alper'in banka hesabında toplam 960 TL vardır. Kerem şöyle diyelim o zaman. Kerem ile Alper'in toplam parası 960 TL. Kerem hesabından Alper'in hesabına 120 TL EFT yaparsa o zaman Kerem'den 120 eksilecek. Alper'e 120 TL gelecek. Alper'in hesabındaki para Kerem'in hesabındaki paranın 3 katı oluyor. Yeni durumda Alper'in hesabındaki para Kerem'in hesabındaki paranın 3 katı dediği için 3 ile çarptım ve birbirine eşitledim. Düzenlediğimiz zaman 3K eksi 360 A artı 120 geldi. Bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 3K eksi A eşittir. 480 geldi. Elimizde bir denklemimiz daha vardı. Topladığımız zaman A'lar gitti. Buradan 4K eşittir. Topladığımız zaman nedir? 1440 gelecek ve K değerimize buradan 360 geldi. Bize Kerem'in hesabındaki başlangıçtaki parayı sorduğuna göre cevabımız 360 oldu. 9. sorumuzda Ayşin merdivenleri aceleyle üçer üçer inip daha sakin ikişer ikişer çıkıyor. İnerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 7 eksik. O zaman çıkarken attığı adım sayısına x dersem eğer inerken attığı adım sayısı x eksi 7 olacak. Şimdi inerken üçer üçer indiğine göre o zaman x eksi 7 adım atıyor. 3 defa üçer üçer gidiyorsa bu nedir bize? Merdiven sayısını verecek. Aynı şekilde x adım attığında ikişer ikişer gittiği için bu da yine bize merdiven sayısını verdiği için eşitliyorum. Düzenlediğimiz zaman x değerimiz buradan 21 geldi. Bize inerken ve çıkarken attığı toplam adım sayısını sormuş burada. X 21 olduğuna göre o zaman çıkarken attığı 21, inerken de 21-7'den dolayı 14 geldi. Toplam 35 adım yaptı diyebiliriz. 10. sorumuzda bir gruptaki misafirler kendi için hazırlanan otomobillere dörder dörder binerlerse 5 kişi dışarıda kalıyor. Şimdi otomobil x tane olsun, dörder dörder binerlerse 4x kişi var ve 5 kişi dışarıda kaldıysa o zaman 5 kişi daha var eksik kalan arabaya binemeyen. Aynı şekilde 5'er 5'er binerlerse 3 aracın kullanılmasına gerek kalmıyor. O zaman x tane otomobile 5'er 5'er bindiklerinde 3 aracın kullanılmasına gerek kalmıyorsa şimdi bir araçta 5'er kişi olacaktı. 3 tane aracın kullanılmasına gerek olmuyorsa o zaman 15 kişilik eksik var demektir. Eksi 15 dedim. İkisi de bize misafir sayısını verdiği için eşitliyorum. Buradan x değerimiz de 20 geldi. Gruptaki misafir sayısı herhangi birini kullanabiliriz. X yerine 20 yazdığımız zaman da cevabımız 85 olur. 11. soruda 30 kişinin olduğu bir yardım toplantısında bayanların her biri 600 TL, erkeklerin her biri 750 TL bağışta bulunuyor. Toplam bağış 21 bin verilmiş. Buna göre toplantıdaki bayan sayısı. Şimdi 30 kişiler bayan artı erkek 30 kişi diyelim. Bayanların her biri 600 TL verdiğine göre o zaman 600B. Erkekler de 750 TL verdiğine göre 750E diyelim. Toplamda 21 bin bağış yapılmış. Şimdi elimizde iki tane denklemimiz var. O zaman şöyle yapalım. Burasını eksi 600 ile çarparsam eğer B'ler gider. Buradan 150E. 600 çarpı 30'dan da burası nedir? Eksi 18 bin gelecektir. Çıkarttığımız zaman da 3 bin geldi. Buradan da E değerimiz o zaman nedir? 20 olacak. Bize zaten erkek sayısını, pardon bayan sayısını sormuş. Erkek 20 olduğuna göre o zaman bayan da 10 olacaktır. Çünkü toplamı 30 vermiş. Evet 12. sorumuzda Şükrü elindeki para ile X
X'e ait her biri 15 TL değerinde olan A tane lot veya Y'ye ait her biri 25 TL değerinde olan B tane lot alabiliyor demiş. A sayısı B'den 800 TL fazla. Şöyle diyelim, A sayısı zaten 800'den, pardon, B'den 800 fazla, direkt onu yazdık. Şimdi buradaki ifade ve ikisi için de şöyle söyleyebiliriz. A'yı 15 TL değerinde, B'de 25 TL değerinde lot alabildiğine göre, o zaman şöyle diyelim. A çarpı 15, B'nin de yine 25 TL değerinde ve bu ikisi birbirine eşit olacak. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3 geldi. Buradan 3A eşittir 5B oldu. Buna göre o zaman şöyle yazabiliriz. Biz A gördüğümüz yere, mesela şurada A gördüğümüz yere 800 artı B yazarsak eğer, buradan 2400 artı 3B eşittir 5B geldi. Karşı tarafa aldığımız zaman 2B eşittir 2400'den B değerimizde 1200 oldu. Şimdi B'yi bildiğimize göre her iki taraftan birini kullanabiliriz. B'yi biliyorsak o zaman burası 25 çarpı B'den dolayı 25 çarpı 1200. Buradan da Şükrü'nün parası 30.000 gelecek. 13. soruda dikilen her 60 ağaç 80 metrekare toprağımızı erozyondan koruyor. Haydi hep birlikte toprağımızı koruyalım şeklinde bir proje oluşturulmuş. Eşitliği ve yukarıda afişte yer alan bilgilere göre 2500 hektarlık toprağı erozyondan korumak için kaç tane ağaç dikilmelidir? Şimdi biz neyi biliyoruz? 60 tane ağacın 80 metrekarelik yeri koruduğunu biliyoruz. Bizden 2500 hektarlık toprak isteniyor. Şimdi öncelikle hektarı da metrekareye çevirmemiz lazım. Öyle verilmiş çünkü. 1 hektar 10.000 metrekare olduğuna göre o zaman 2500 hektar. Buradakine sonuçta bunun 10.000 katı aldığına göre o zaman 2500 hektar da 2500 çarpı 10 üzeri 4 metrekare denk gelecektir. 1'in 10.000 katına denk geldiyse 2500'ün de 10.000 katına denk geleceği için 2500 çarpı 10 üzeri 4 metrekare denk geldi. Şimdi bu kadarlık alan için ne kadar ağaç gerekli? O zaman şöyle bir oran yapacağız. 2500 çarpı 10 üzeri 4 metrekare ne kadar ağaca denk geliyor? Buradan oran yaptığımız zaman 2500 çarpı 10 üzeri 4 demiş. Açalım onu da sıfırlarını, sadeleştirirken işimize yarasın. 2, 3, 4 tane sıfırımız geldi. Çarpı 60 bölü 80 oldu. Şimdi burada sadeleştirmeyi yapıp kaç tane ağaç olduğunu bulmamız lazım. Şöyle diyelim, sıfırlarımız gitti. 2'ye böldük 3, 2'ye böldük 4 geldi. Buradaki hiç 2500'e dokunmayalım şıklar, hep 2500'lü cevaplar verilmiş çünkü. Buradaki 10.000'i 4'e böldüğümüz zaman buradan bir 5.000 gelecek, böldüğümüz zaman 2500 geldi. 2500 çarpı 2500 çarpı 3 var. Yani cevabımız o zaman 2500'ün karesi çarpı 3 şeklinde gelmiş oldu.